Unuttum acıları, geçmişte kalsın. Her sabah uyan aşkla bak gözlerime. İki yaralı yürek bir olduk isteyerek. Umutla, unutma. Sen kalbimin emrisin, son güne dek benimsin. İlk defa böyle sevdim, anla. Aşk varsa umut vardır, korkma. Sar canını canıma, bırakma. Sımsıcak yuva olsun ve bu an sonsuz olsun aşkla. Aşkla. Aşk varsa umut vardır, korkma. Sar canını canıma, bırakma. Sımsıcak yuva olsun ve bu an sonsuz olsun aşkla. Aşkla. İnsan sevdiğine örgü ördüğü zaman boncuk takarsa o da sana bağlanır. Emin ol, birini çok seviyorsan o da seni bir gün mutlaka sever. Bu lafımı unutma. Kuzey de seni bir gün çok sevecek. Nereye gidiyor bunlar ya? Ay! Ayol ne oluyor? Kuzey. Babama sulanmak neymiş göreceksin. Ay, ne oluyor ya? Sen kimsin be? Şşş. Ben kız teyze. Ay ne diyeceksin be? Alış artık sen de şunu. Dur dur. Ben önce şunun bir saçını başını yolayayım, öyle annem diyeceğim sana. Ay şimdi zamanı değil hayatım. Dur burada. Zaman değil ne demek ya? Şuna bak ya, evimin önüne kadar gelmiş hadsizliğe bak. Ay bir dur. Dur bir konuşuyorlar bir dur. Umurumda değil. Annem öğrenirse ne olacak, ben onu düşünüyorum şu an. Asıl kavga çıkarsan herkes öğrenecek. Şimdi annenin sözünü dinliyorum. Yani benim. Hadi dur. Ne yapacağız şimdi? Aynur manyağın teki. Eğer Zeynep'e ulaşırsa seni de bulur. Senin böyle bir evde yaşadığını görürse Yakan asla bırakmaz. O kadar kolay değil. Sen merak etme. Bülent, sen bu insanları tanımıyorsun. Kaybedecek hiçbir şeyleri yok. Bizim gibi değiller. Paradan başka hiçbir şeye inanmazlar. Gönül, onlar paraya inanıyorsa ben de adalete inanıyorum. Elimden ne geliyorsa yapacağım, tamam mı? Sen yeter ki birazcık sakinleş, kendine gel, korkma. Hiçbir şey olmayacak. Bak bak. Bak şuna bak ya. Nasıl mağdur yatıyor. Aynı kızı gibi. Kim duyarsa duysun ya. Umurumda değil. Bak gör, bırakmaz seni. Vallahi şanslısın. Ay Kuzey ne oluyor? Abla sen araba falan kullanma Allah aşkına. Ya İngiltere mi burası ya? Bu şerit benim şeridim abla. Ay aman neyse ne, çarptın mı çarpmadım. Bir de çarpsaydın ya, Allah korudu. Hayırdır? Nereye gidiyorsunuz siz? Ne bu çanta? Şey biz şeye gidiyoruz.
Neye gidiyorsunuz? Kıza iş çıktı. Hem öyle iyi bir iş ki maaşı iyi, yatacak yeri var. Onun için her şey daha güzel olacak. Hülya da onu götürüyordu. Anneciğim nereden çıktı ya bu iş? Ha? Ben buldum. Deniz için. İyi yapmış mıyım? Hayır biliyorsun. Kızın kardeşi var, okutacak. Yani düzeni yok, bir şeysi yok. Ne yapacak bu kız? Kardeşini de yanına alacak okutmak için. Değil mi kızım? Yani onun yeni bir düzen kurması lazım. Neyse tamam hadi geçin içeri, içeride konuşalım. Ne bakıyorsunuz hadi geçin içeri. Geç sen de. Abla sen de araba kullanma tamam mı? Bak burası Türkiye, İngiltere'de kullanırız. Önce bir şeritleri öğren. Ay aşk olsun Kuzey. Hadi. Ben sana Kuzey'i bırakmaz demiştim kız anne değil mi? Bana bak. Kadir'in annesi doğru söylüyor galiba. Kuzey, kız seviyor. Ama olmaz öyle şey. Ona sorarım ben. Anne bak Kuzey'i kızdıracak bir şey yapma. Gözünü seveyim anne. Anne, anne bir dur geliyorum. Of anne of. İyi görünmüyorsun. Hadi gel ben seni eve bırakayım. Tamam. Hadi. Hadi geç. Yok ben dayanamayacağım. Kızım dur bir deli gelin. Bir dur. Vallahi senden çekeceğim var benim ya. Ay, kaçırdım ya. Üf. Kızım bir büyük sözü dinle. Öyle her aklını eseni yapma diyorum. Aa. Her şeyin bir zamanı var canım. Ya demesi kolay. Demesi çok kolay. Ben kafayı yiyeceğim. Bana böyle uykular haram oldu. Ben sürekli kabuslar görüyorum anladın mı? Yani kafayı yiyeceğim artık. Analı kızdı. Babama tuzak kurdular ya resmen. Ben böyle ellerim kollarım bağlı durdukça benim böyle sinirlerim bozuluyor anladın mı? Sinirlerim bozuluyor. Melis? Anne? Nedir senin sinirlerini bozan kızım? Belkıs. Belkıs. Ne bu halin? Ay şimdi ben yasa hazırlık yapıyordum da şekerim. Hı? Ay neyse. Söyle kızım bir şey mi oldu? Yine benden habersiz neler dönüyor bakayım? Senden habersiz dönme. Asıl sen bize anlatıyorsun. Ne oluyor şekerim? Neyi anlatacağım Belkıs? Anne bak babam. Bir saniye gelincik. Bir saniye. Aa! Ay çatlatmayın insanı. Ne söyleyeceksiniz? İnsan gibi söyleyin Allah aşkına. Ayol Ege ile Zeynep'in bir araya gelmesine neden müsaade ediyorsun dünürcük? Ay. Yani şu kız nişanlı. Niye benim gelinimi üzüyorsun? Sen de mi duydun? Ay duydum tabii. Ege'yi apar topar okuldan çağırdılar. Yani sen niye böyle bir şeye alet oluyorsun acaba Dünürcüğüm? Vallahi hayatım benim yapabileceğim bir şey yok. Çocukların projeleri beğenilmiş. Onlar da şimdi evde çalışıyorlar. Okulda kabul etti. Melis'ciğim. Sen de nişanlına güvenmeyi öğreneceksin be kızım. Teyze ben çıldıracağım. Ben artık içimde tutamıyorum. Tutacaksın. Tutman lazım. Bak bu kadının başında belalı birileri varmış. Az önce babanla onu konuşuyorlardı. Belalı mı? İnanmıyorum ya. Kızım arı kovanına çomak sokmadan önce iyice bir düşünmek lazım. Yoksa arı gelir önce seni sokar. Peki içerideki arı? İçerideki arı çünkü Ege'nin üstüne konmuş onu böyle sömürüyor. Ay sen onu merak etme. O arıyla da ben ilgileneceğim. Zeynep'le konuşacağım. Ege'den uzak duracak. Nişanlım bundan sonra seninle ilgilenecek. Gelincik. İyi olur. İyi olur. Yoksa herkesi böyle ben sokacağım. Kuzey niye göndermiyorsun bu kızı sen ha? Niye göndermiyorsun? Bak oğlum ona ne kadar güzel iş buldum yahu. Bana bak. Bu kız seni niye bu kadar ilgilendiriyor?
Senin bu kızla hukukun ne oğlum? Hayır, bilmediğimiz bir şey mi var yoksa, ha? Ne gibi anne? İşte ben de sana onu soruyorum. Ne gibi diye. Anneciğim ne olabilir ya? Ha? Hiçbir şey yok tabii ki. Niye o zaman gitmesini istemiyorsun? İş güzel, maaş dolgun, kalacak yer de veriyorlar. Tam Deniz'in istediği gibi ya. Hem ayrıca kız da böyle gitmek için heves ettiydi. O mu istiyor anne? Evet, gitmek istiyor. Oğlum nereye gidiyorsun? Ay çok güzel kaymaklı. Al kız bir tane. Afiyet olsun. Niye kız öyle yabancı gibi duruyorsun? Hadi eşyalarını odana yerleştirelim. Gitmeyecek miyim? Gitmeyeceksin tabii. Kuzey söyledi ya. Evet. Sen şimdi gitmek istiyor musun? Giriş çok iyi. Ama kent planlaması ve tasarımı kısmını biraz kısa tutabilir miyiz çocuklar? Evet evet, zaten Zeynep de öyle demişti. Güzel. Ama neden biliyor musunuz? Çünkü asıl ilgilenmemiz gereken şey kentsel dönüşümün yaratacağı hukuksal açmazlar. Tamam? Ama gayet iyi. Çok güzel gidiyor. Hadi bakalım. Ege'ciğim, biraz konuşabilir miyiz annoş? Anne, işim var şimdi. Bu önemli bir sunum. Aşk olsun. Annenden de mi önemli? Efendim anne. Gel, gel. Gel. Nasıl gidiyor nişanlımla ders çalışmam? Onu kapatırsam yarım gün daha göremezsin nişanlını. Baştan başlamak zorunda kalırsın. Dikkat et. Elin suya çarpmasın. Yoksa 3 saat daha uzar. Ayrıca da belgeler okul kütüphanesinden alındı. Hesabını annene verirsin. (Gülüyor) 30 saniye. Peki senden sonsuza kadar kurtulmam için ne yapabilirim? Ege'yi rahat bırakırsan okulu uzatmadan bitirir, ayrı eve çıkarsınız. Sonra da evlenirsiniz. Yani ta o zamana kadar bizimlesin. Orası belli olmaz. Olsun o zaman. Merak etme Melis, ben de seninle böyle sürekli karşılaşıp didişmekten hiç haz etmiyorum. O yüzden beni gördüğünde derin bir nefes alıp içinden 10'a kadar sayabilirsin. Gerçekten bak, çok işe yarıyor. Çünkü ben seni genelde görünce öyle yapıyorum. Zeynep, bir de şu kısma bakar mısın? Şurası bak. Ya anne, ne alışveriş işim var, görmüyor musun? Ay oğlum, keyfimden mi söylüyorum? Evde bir çöp kalmamış, dolaplar bomboş. Ayrıca anneciğimin kolları çok ağrıyor. Ne olur 2 dakika yardım etsen. Anne bak, ne yeri ne zamanı. Gerekirse dışarıdan söyleriz lütfen. Aşkım, seni çok özledim. Ya bak Melis, şu sunuma konsantre olmam lazım. Ya bir izin verin lütfen. Hani geri konuşacaktım Belkıs teyzeciğim? Bak yine Zeynep'e gitti. Ay güzel gelincik. Annem başlarındaydı ya.
Hayır, okul görev vermiş, Ege ne yapsın? Ege ne yapar bilmiyorum ama ben ne yapacağımı biliyorum. Şşt, nereye? Bu Zeynep'in anasıyla ilgili babam ne biliyor, peşindeki adamlar kim, onları öğreneceğim. Ay bu da deli. Haydi. Sana sordum Sıla. O işte çalışmak istiyor musun? Ay yine Sıla dedi. Ya stajyer kız da karıştırıyor. Cevap verecek misin? Çok basit bir soru. Gitmek istiyor musun, istemiyor musun? Canın ne istiyorsa söyle. Korkma, tamam mı? Ay Kuzey, yalan mı söylüyorum ben yahu? Gitmek istiyor, hem de çok istiyor. Aslında bu kız sadece kendisini değil ki, kardeşini de düşünüyor. Yani burada ne kadar kalabilir? Ayrıca bu kız bu şehre niye geldi? Çalışıp para kazanacak, kardeşini yanına alacak ve onu okutacak. Yalan mı kızım? Ayrıca ablan da burada. Bizim yatılı yardımcıya ihtiyacımız yok. Gideceği yerde iş iyi, maaş iyi. Kardeşini de yanına alır. Daha ne isteyecek? Öyle değil mi Deniz? İyi. Madem gitmek istiyorsun, git o zaman. Yolun açık olsun. Bu 6306 sayılı kanunun uygulama yönetmeliğindeki dosyayı verir misin? Bela yaptı. Teşekkürler abla. Ay vallahi 10 dakikada izliyorum sizi. Ne kadar uyumlusunuz. Hani diyorum keşke. Ay Yıldız abla. Keşke ayrılmasaydık değil mi? Benim suçum Yıldız abla. Hayır Ege, benim. Benim. Evlilik teklifini kabul etseydim. Ay keşke. Yani kim bilir şimdi nerelerde olurdunuz değil mi? Nerede olurduk bilmiyorum ama daha yakın olacağımız kesin. Şu riskli yapılarla ilgili kanun örneği vardı, orada mı? Neyse hadi iyisiniz. Yemeğinizde bir şey olursa ben mutfaktayım. Sağ ol abla. Ne oldu? Özür dilerim Zeynep. Yani seni böyle bir durumun içine soktuğum için. Ama görüyorsun işte. Sen istemesen de yan yana gelmemiz engellenemiyor. Kader bir şekilde birleştiriyor bizi. Deniz! Neredesiniz kızım? Hadi herkes sizi bekliyor. Ay aşk olsun ablam ya, ben kullanırdım arabayı. Yok abla yok, sen kullanma. Hatta sen bir süre hiç arabaya falan dokunma, tamam mı? Mesut götürür sizi gitmek istediğiniz yere. Heh. Neredesin kızım, hadi geç kaldınız. Hadi. Güle güle kızım.
Senin için en doğrusu bu. Hülya götürecek seni, hadi bekletme. Kuzey. Hadi. İnsan da toprak gibidir derdi nene. Acı hatıralar yabani otlar gibi yayılıp kurutur insanı. O acıların kökünü kazımazsan eğer, o toprak hiç yeşermez. Bir daha o toprağa hiç bahar gelmez. Kökünü kazımazsan acının, tam bitti derken yeniden başlar. Aynur kim? Aranızdaki mesele ne? Hepsini tek tek anlatacaksın, tamam mı? İyi misin? İyi miyim? Ya bu omzum bu aralar yine sık sık ağrımaya başladı. Yıllar önce de ağrırdı. Evet, çocukluğumdan beri geçmedi. Bisikletten mi düşmüştün? Ha. Öyle hatırlıyorum. Aa, evet. Bak unutmamışsın, hatırlıyorsun. Ben seninle ilgili hiçbir şey unutmadım ki. Ona krem sürelim. Hiç gerek yok, boş ver. Gerçekten öyle. Yok, olmaz öyle. Merak etme, çok işe yarıyor. Hadi çıkar omzunu, sürelim. Hadi. Bu kadın
açığını bulmam lazım. Bir şeyler bulmam gerekiyor. Yoksa ailem paramparça olacak. Gelincik, ilk defa anne deyişini duydum bana. Belki teyze sen miydin ya, annem sandım. E zaten annenim güzelim. Ay sen ne zaman alışacaksın buna? Hayırdır, ne oluyor? Ya şey, babam bu kadının davasına bakıyordu ya. O dosyayı arıyorum işte. Ne bileyim, belki o kadının peşindeki kişilerle alakalı bir şeyler bulabilirim. E ben de bakayım o zaman. Sen bence git Zeynep'i kontrol et. Ege'ye salça olmasın. Ay aman, yok bir şey olmaz. Hadi. Umarım. Ay Feroş görmesin diye. Bilmiyorum da umarım öyle değildir. Ay, ya öyleyse, ya aralarında çok ciddi bir şey varsa. Belki teyzeciğim onun azı çoğu mu var yani, ne fark eder ki? Ay çok şey fark eder. Benim Zafer çalıştığı firmada kadınla beni aldattığında kadınla gitmedi. Düzenli olarak eve geldi. Yani anlayacağın basit bir gönül macerası, o kadar. Ya babamınki? Ciddi bir gönül macerasıysa? O zaman iş değişir. Kadınla birlikte gider. Evde hiç kimse umursamaz. Evet efendim. Aradığımız adayı bulduk sonunda. Kan değerleri elimde. İstediğiniz bütün tahlilleri yaptırdık. Merak etmeyin. Kimsesi yok kızın. Tam aradığınız kişi. Ev mi? Ha, ev sağlam, merak etmeyin. İş bittikten sonra bizimle ilgili tek bir iz bulamazlar bu evde. Tamam efendim, bekliyoruz. Artık yeni evin burası olacak. Ayol, burada bir şey yok. Neyi temizleyecek? Ne yapacak kız burada? Buraya yeni taşındı ev sahipleri. Uzun yıllar yurt dışındalardı. Ha. E tabii eşyalar da oradan geliyor. Ama merak etmeyin. Evin yerleşme sürecinde yardımcı olacak. Mutfakta da her şey var. Kullanabilirsiniz. İyi. Kıza yatak dolap gelecek değil mi? Tabii tabii. Bu evin sahipleri çok kalender insanlar. Hiçbir şey eksik etmezler. Birazdan burada olur beyefendi. Tanışınca anlarsınız. İyi.
Kevezi değil mi bu ya? Nereden almış ki bunu? Kuzey! Kuzey, orada mısın? Gel anneciğim, gel, odamdayım. Anne, bir şey söyleyeceğim. Bu tam aradığım gömlek ya. Bunun başka renkleri var mı? Öyle yazlık bir gömlek istiyordu ya, yakasız falan terletmesin diye. Ben de onun için diktim, teşekkür etmek için. Yok. Başka rengi yok. Nasıl yok ya? Nereden aldın sen bunu? Ben almadım. Onu sana Deniz dikmiş. Sen ona ben yakasız gömlek çok seviyorum demişsin. O da hemen sen istedin diye onu dikmiş. Seninle ilgili hiçbir şeyi unutmuyor zaten. Unutmamış işte bunu da. Ne demek anne o? Hiç. Aman, sen bana bakma oğlum. Karnın aç mı? Yemek hazırlayayım mı? Ha? Yok, aç değilim. Sağ ol. Tamam o zaman. Ablan gelince yeriz. Olur. Ben şu mesaja bakayım. Önemli olabilir. Zeynep, damlıyor. Tut, yardım et. Ay, dur. Dur, çekme elini. İyice dağılır. Saçmalama Ege. Damlayacak diye akşama kadar böyle mi kalacağız? Olsun. Yine de sen çekme elini. Yavaş hareket edelim. Ay. Nasıl gidiyor çocuklar? İyi, sağ olun. Ah, üstüne mi döktün Ege? Evet, bez var mı? Ya, dur, dur, dur. Melis! Ay, yanıyorum. Ay, ben bunu yapacağım. Şey, ben bir anneme bakayım, sen halledersin. Kızım! Efendim anne? Melis, Ege'nin üstüne döküldü de leke kaldı. Babanın tişörtlerinden bir tanesini getirir misin yavrum? Ya, gerek yok aslında Feray teyze. Ay, var, var. Bu kadar ilerlemişken bu projeyi bir an önce bitirmeniz lazım çocuklar. Bir iki dakika Zeynep'in yanından ayrılabilir misin hayatım? Melis, bezler nerede? Mutfakta, gel. Zeynep, Büyükşehir Belediye Kanunu projeye dahil ettiniz değil mi? 5216 sayılı kanun mu? Evet. Hafızan çok kuvvetli. Yani boşuna Türkiye beşincisi olmadım diyorsun ha? O kanunda kentsel yenilemenin mevzuat yapısından bahsettik. Şöyle göstereyim. Ha şurada. Hı hı. Çok hızlı çalıştınız. Aferin size. Zeynep, gurur duydum seninle. Biliyorum. Yani sana karşı böyle çok övgü dolu sözler söylemedim. Ama şunu bilmeni istiyorum. Annen olsam gurur duyardım seninle. Teşekkür ederim. Ben bir ellerimi yıkayayım. Kızımız bu mu Serhat? Evet Murat Bey. Sağ ol kızım. Ben Murat Gülsoy efendim. Merhaba. Eşimle beraber burada kalacağız Allah nasip ederse. Evlatlarım üniversitede. Birisi Ankara'da, biri yurt dışında. Kızımız da artık bizim evladımız olur. Eşiniz nerede? Keşke tanışsaydık. Eşim hastanede, biraz rahatsız. Taburcu olana kadar ben eşlik edeceğim. Kızımız evimizi temizler, düzenler. Bir süre yalnız kalacak.
Olur değil mi? Serhat. Buyurun. Yarına kızımızın odasının eşyaları bir an önce gelsin. Dinlensin, çalışacak, yorulacak. Ne gerekiyorsa yapılsın. Tabii Murat Bey, hiç merak etmeyin. Onları hallediyoruz. İstekleriniz bizim için emirdir. Evet kızım, bu gecelik böyle idare et. Yarın bütün eksiklerin tamamlanacak. Yuvamız sana emanet. Tamam efendim. Serhat. Buyurun. Dekorasyoncu gelecekti. Geldi efendim. Ofisinde sizi bekliyor. Hadi o zaman çıkalım. Buyurun. Allah'a emanet ol kızım. Vallahi içim rahat etti. İyi birine benziyor. Ay yazık ya, karısı da hastaymış. Ay tez zamanda iyileşir inşallah. Amin. Bu kız doğru dönüyor değil mi? Evet efendim. Bakın işte tahlilleri burada. Kadın kimdi? Kimi kimsesi yoktu hani? Kimsesi yok efendim. O eski iş yerinden bir arkadaşı. Bugünlük yardım için gelmiş sadece. Merak etmeyin. Ya kayıp olsa arayıp soran olmaz değil mi? Hiç kimse arayıp sormaz. Oldu ki sorarlarsa. Patronlar tedavi için yurt dışına gitti. Kızı da onlarla birlikte yol alıp deriz. Güzel. O halde operasyon hemen başlatılsın. Kız kimsesizler mezarlığına defnedilsin. Peki efendim. Nasıl, daha iyi mi? Yani hoş kokmuyor ama daha iyi olacak umarım. Zeynep'in doğum lekesini gördün mü? Seninkiyle aynı yerde. Gördüm, gördüm. Kondaki lekeden bahsediyorsun değil mi? Ya bazen onun babası olduğumu öğrenmesini çok istiyorum. Yani bazen de bundan deliler gibi korkuyorum beni. Ben de korkuyorum. İkimiz de gerçekleri ondan saklıyoruz. İkimiz de yalan söylüyoruz Zeynep'e. Evet Gönül. Daha kızıma kavuşamadan kaybetmekten korkuyorum. Ya aslına bakarsan benim bir anda parlayan öfkemin nedeni de sadece bu. Hayır, o değil. Zeynep'le geçiremediğin yılların öfkesi o. Bunun sorumlusu da benim. Hayır. Hayır Gönül. Kendini suçlama bu konuda. Bizim yollarımız ablam yüzünden ayrıldı. Zeynep sayesinde de birleşti. Gerçi bunca yıl saklamamam gerekirdi. Gönül. Sen neden bana yıllar önce söylemedin bunu, hı? Neden bu yükü tek başına sırtlamak zorunda kaldın? Neden? Endişelendim. Evliliğim bozulur, huzurum kaçar diye düşündüm. Telefonu çalıyor. Gizli numara. Kesin onlar arıyor. Ver bakayım sen bana şunu. Alo.
Alo. Kimsiniz? Alo. Konuşsanıza. Ben Gönül Ünsal'ın avukatı Bülent Güralp. Bakın gizli numaradan aramanızın hiçbir faydası yok. Bu telefon numarasını bulmam çok kolay. Bakın beni iyi dinleyin. Gönül'ün başına saracağınız her türlü belayı misliyle ödetirim ben size. Eğer bir daha onu rahatsız ederseniz olay polisi intikal eder, haberiniz olsun. Duydunuz mu beni? Alo. Kapattı. Bir şey demedi mi? Kapattı işte. Ama sen merak etme, korkma. Bence korkmuştur. Bu saatten sonra seni rahatsız edemez. Gönül. Neden ağlıyorsun? Ben o kadar uzun zamandır sahipsizim ki. Birçok şeyle o kadar tek başıma mücadele ettim ki. Şimdi sen beni koruyunca duygulandım. Özür dilerim. Gülüm. Özür dileme lütfen. Asla özür dileme. Sen benim evladımın annesisin. Tabii ki ne gerekiyorsa yapacağım. Sizi koruyacağım. Özür dileme sakın. Hadi. Hadi lütfen sil gözyaşlarını. Hadi gel. Banyosu güzelmiş. Havlular falan da var. Buzdolabı da dedikleri gibi tıka basa dolu. Deniz, sen akşamları korkmazsın değil mi? Yok, korkmam abla. Sen Kuzey'e gitmek istemediğini niye söylemedin? Ha, o yüzden izin verdi sana. Gitmek istiyorsun sanıyor. Yok abla. Naciye teyze haklı. Benim çalışmam lazım. Doğru olan da bu. Hem ben ne zamana kadar yük olmaya devam edecektim ki size? Sen bize hiçbir zaman yük olmadın. Yok ablam. Benim çalışmam lazım. Kendimi değil Bahar'ı düşünmem lazım. Sen de git hadi artık. Kalma buralarda. Benim yüzümden de çok yoruldun zaten. Abla. Kuzey öksürüyor da en son. Hasta olacak gibiydi. Ben zencefille bal yapmıştım da dolapta. Ondan birkaç kaşık yesin, olur mu? Deniz. Sen Kuzey'e aşık mı oldun yoksa? Abla. Hani defterde çakır gözlü dediğin, o güzel şeyler söylediğin Kuzey mi yoksa? Abla sen defterimi mi okudun? Başka biri gördü mü? Yok canım, ben sana getirecektim zaten. Onu evde unuttum. Ama asıl sen söyle bakalım. Aşık mısın Kuzey'e? Biz de çıkıyoruz. Hı hı. Sen de merak etme, eşyaların yarın gelir. Anahtar da burada. Temizlik malzemeleri içeride. Sen de istediğin gibi başlarsın. Siz de merak etmeyin. Bize emanet artık kızımız, güvende. Tamam, sağ ol. Thank you.
Tamam, yeter bu kadar bence. Oldu. Ya niye beni dinlemiyorsun? Gel babandan bir şeyler vereyim sana, giy işte. Bak leke kalacak, sonra Belkıs teyze kızacak. Tamam dedim Melis, yeter. Bunaltma beni. Tabii. Sen de hemen çok meraklısın Zeynep'in yanına gitmeye zaten. Ne yaptınız? Temizliyoruz anneciğim. Bakayım. Aa, olmuş bence ya. Evet. Ege'cim hadi sen Zeynep'in yanına git. Önemli bir bölümde. Tamamdır. Anne sen ne yapıyorsun ya? Ne yapmışım kızım? Sen şu an bile bile benim nişanlımı Zeynep'in yanına gönderiyorsun, farkında mısın? Zaten sabahtan beri de sürekli bir Zeynep'e ilgi alaka, gözün onun üstünde, ben anlamadım yani. Bilmediğim bir şeyler mi var? Var. Bilmediğim bir şeyler var Melis'ciğim. Her şeyden önce Zeynep zeki ve çalışkan bir kız. Yani üniversiteyi kazandım, şöyle yan gelip yatayım, oh keyfimi çıkarayım diye düşünmüyor. Bak görüyorsun işte, canla başla çabalıyor kızım. Anne ne alakası var? Sözümü kesme. Bak ikisi proje hazırlıyorlar. Üniversiteye sunum yapacaklar. Belki mezun olduktan sonra kendi şirketlerini açacaklar, hakim olacaklar, savcı olacaklar. Peki sen ne yapıyorsun Melis? Nişanlımı korumaya çalışıyorum. Nişanlını korumaya çalışıyorsun ha? Ben söyleyeyim mi sana ne yaptığını yavrum? Onların çalışmalarını sabote etmekten başka bir şey yapmıyorsun Melis. Kızım ne böyle bir yere kağıtlar, fırlatmalar, ne kadar çocukça şeyler bunlar ya. Melis sen ne zaman büyüyeceksin kızım? Sen Ege'yi elinde böyle mi tutmayı düşünüyorsun? Başka anneciğim? Ege'nin yanında olmak istiyorsan sen de aklını başına topla kızım. Kır dizini, otur, çalış, üniversiteye gir. Melis, Zeynep'i kıskanana kadar yavrum sen de projeler sun. Ege ile çalış. Kızım, hayat gezmek tozmaktan ibaret değil. Melis ne olur bunu anla artık. Gelindik. Neler öğrendim neler. Ay ne olur işe yarar bir şeyler olsun. Çünkü acilen bu Zeynep'ten de anasından da kurtulmamız lazım. Bak annemi bile ele geçirdi. Sence bu gönül nasıl dışarı çıktı? Evet ya. 1 milyon istiyordu adam. Hı. Ege verecekti, engelledik. Peki parayı nasıl buldu sence? Babam mı? Bu ne? Edirne'de bir emlakçı. Rusyalı. En altında buldum ben. Ha, bizim orada bir arsamız vardı. Artık yok. Baban satıp gönlünü dışarı çıkarmış. Ne? Ne? Bir dakika, bir dakika. Babam o arsayı annemden habersiz satmış. O kadın için. Maalesef iş düşündüğümüzden çok daha büyük gelinim. Artık bu ana kız servet avcılarından kurtulma vakti geldi. İyi de nasıl yapacağız bunu? Bu gönülün peşinde birileri var dedin ya. Hı. Tamam, onları bulacağım. Adresini vereceğim o kadının. Gelsinler artık, bulsunlar, alırlar mı, götürürler mi? Uçurumdan mı atarlar? Ne yaparlarsa yapsınlar. Artık bıçak kemiğe dayandı.
Kuzey, biliyor musun? Hayatımda ilk defa bu evde bir odam oldu benim. Kuzey, biliyor musun? Hayatımda ilk defa bu evde bir odam oldu benim. Nenem öldüğünden beri ilk defa bu evde hissettim insan olduğumu. Ablam ben sevmiyorum diye yemeğe maydanoz eklemediğinde anladım ki benim de bir değerim var. Annenin dikiş makinesini kullanmama izin verdiğinde gördüm. Ben de varım. Sen bu kapıyı bana açtığında ben anladım ki kimsesiz değilim. Sahipsiz değilim. Bunu bana yaşattığın her gün için binlerce kez teşekkür ederim sana. Borçluydum zaten. Şimdi daha da borçluyum. Bir gün hepsini ödeyeceğim. Bu ev sadece ev değil, yuvaydı benim için. Hepinize minnettarım. Senin için yaptı. Hissetmiş herhalde hasta olacağını. Giderken de beni iyice tembihledi. Birkaç kaşık yesin hiçbir şey kalmaz dedi. Değerleri tutuyor. Tam aradığımız donör bu. Üstelik kimsesiz. Bu kızın organları karımın hayatını kurtaracak. Tamam, anlaşıldı. Unuttum acıları, geçmişte kalsın. Her sabah uyan aşkla bak gözlerime. İki yaralı yürek bir olduk isteyerek. Umutla unutma, sen kalbimin emrisin, son güne dek benimsin. İlk defa böyle sevdim, anla. Aşk varsa umut vardır, korkma. Sar canını canıma, bırakma. Sımsıcak yuva olsun ve bulan sonsuz olsun aşkla. Aşkla.